Her akşam oturduğun sofra, oturup kahve içtiğin koltuk, ağır ağır çıktığın merdivenler, seni bekleyen bir ev dolusu insan, hepsini gördüm bu gece. Ne yaşamışım be? İyi yaşamışım ya. Senin yokluğun onlara ne kadar acı verdiyse benim varlığım da onlara 1000 kat acı verecek, andolsun. Bulmadım ben Adem. Bir konuşalım mı? Olur konuşalım. Ya, ofise çıkalım. Gel. Ne söyleyeyim? Çay, kahve bir şey? İstemem bir şey. Otursana. Oturur musun lütfen? Hayırdır ya, bir sıkıntın var? Dün gece yemekle ilgili değil mi? Ya ben hadsizlik mi yaptım? Ya ben biraz patavatsızımdır da ya, kusura bakma yani. Yok, ondan değil. De sonradan öğrendiğim bazı şeyler canımı sıktı biraz. Ne gibi? Mesela ilk tanıştığımızda aynı işi yaptığımızı söylememen gibi. Sonra nasıl bu kadar hızlı büyüdüğünü anlatmaman gibi. 8-10 yıl öncesine kadar kimse ne yaptığını bilmiyor Adem. Araştırdın mı değil mi beni? Güzel. Fikret Boran'a da bu yakışır. Hani daha önce de söylemiştim ya sana, ben içgüdülerine falan çok güvenen biriyimdir. Risk almayı falan severim. Yani büyük oynadım, büyük kazandım. Anlatabiliyor muyum? Bilmiyorum, belki de şansım yaver gitti yani. Diyelim öyle oldu. Peki bizim tek başımıza katıldığımız ihaleye girmeni nasıl açıklayacaksın? Hem de son dakika. Yani abim de ben de buna çok takıldık. Hadi o biraz paranoyaktır. Evet. De. Burada hak veriyorum. Hı? Evet, anladım, mesele bu. Benim için de çok büyük sürpriz oldu. Gerçekten. Ben de ihaleye girdikten sonra basından öğrendim sizin olduğunuzu. Bir dakika. Kadir, bir gelsene abicim ya. Buyur abi. Kadir, hemen avukatı ara, ihaleden çekildiğimi söyle. Nasıl ya? Ya bak, şimdi ben sektörde huzurla var olmak istiyorum. Anlatabildim mi? Yani böyle şimdi bu böyle itiş kakışla olmaz ya. Şimdi biz seninle rakibiz, anladım, ama biz seninle arkadaşız ya. Ya şimdi böyle burada böyle bir ihale için birbirimizle kafa kafaya gelecek. Oo, hadi abicim, ne duruyorsun? Peki abi. Sıkıntı yok değil mi artık? Bitti. Bir dakika, nasıl yani? Sen şimdi bu ihaleden çekildin mi? Kadir! Kadir, çekildik mi abicim ihaleden? Evet abi. Çekildik. Çok enteresan bir adamsın. Gerçekten.
Ben kalkıyorum şimdi. Dur, ne yapıyorsun? Dur, bir çay kahve bir şey söyleyeceğim. Yok, gerek yok, gerek yok. Peki, tamam, anladım, tamam, tamam. Böyle çay çorbayla olmayacak bu iş, tamam. Biz seninle bir rakı yapalım. Yapalım. Abi? Harbi abi, çekildik milyon dolarlık ihalede. Kadir, hemen git ihaledeki arazinin sahibini bul, araziyi satın al. Niye abi? Söylediğimi yap sen benim abiciğim, hadi. Madem ihaleden çekildik, o zaman bu Faruk Bey'i kendimize gebe bırakalım. Ya kusura bakma, geciktim, bekletmedim umarım. Yok ya, ben alıştım senin bu karabatak hallerine. Otursana. Eyvallah. Turgay'cığım. Bu arada dün geceki önemli işini öğrendim. Hı. Boran neredeymiş? Ha evet. Komşu ziyareti diye gittim, karşıma seninkiler çıktı. Vay be. Baya baya komşusunuz yani. Şansa bak. Hı. Değil mi? Evet. Bak böyle yerler buldum. Bak bakalım ortak beğenecek misin? Ay bunların ikisi de çok güzel. Canım, hemen gidip görmek lazım. Bence elinizi biraz çabuk tutun çünkü müşterisi varmış. Emlakçıyı bekletiyorum. Sen ne enteresan adamsın ya. Beni hiç bu kadar destekleyeceğini düşünmemiştim. Bu okul senin için önemli. Değil mi? Yani gözüne bakınca anlıyorum bunu. Bence bir kadının hayallerini gerçekleştirmesi o kadar önemli ki.